İsmail Saymaz Halk TV Narin boğularak öldürüldü. Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta kaçırılan köyün 2 kilometre ilerisindeki Er Tutmaz Deresi'ne gömülmüş halde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu'nun raporu çıktı. Rapor'a göre küçük Narin yüzüne ve boynuna yapılan bası sonucu oksijen yetersizliğinden boğularak öldürüldü tıpta bu ölüm türüne asfiksi adı veriliyor. Nari'nin kaçırıldığı gün yani 21 Ağustos'ta öldürüldüğü tespit edildi. Nari'nin cinsel saldırıya uğradığı yönünde bir tespit yapılmadı. Sol diz altından bacağının yabani hayvan saldırısı sonucu koptuğu belirlendi. Kopan ayağında ısırık izleri var. Vücudunda bir başkasına ait herhangi bir DNA'ya rastlanmadı. Zaten ceset çürüdüğü için bulguya ulaşılması zor görünüyor. Adli Tıp Kurumu yetkilileri raporun tamamlandığını ve bugün Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının elinde olacağını belirtiyor. Elle boğan elleriyle gömer. Narenin elle boğulmuş olmasını cinayet alanında uzmanlaşmış polislere sordum. Bir polis yetkilisi elle boğmayla işlenen cinayetler hakkında şu bilgileri veriyor. Elle boğma planlı bir cinayet değildir. Anlık gelişen durumda işlenen cinayettir ve fail tek kişidir. Hiçbir organizasyon, bir kişiye git ve elinle boğ diye görev vermez. Bunun silahı, bıçağı, zehirleme gibi yolları vardır. Elle boğma anlıktır, planlı olmaz. Tek elin ürünüdür. İki kişi, tek kişiyi boğmaz. Genelde elle boğan, elleriyle gömer. Genelde cinsel amaçla işleniyor. Polis yetkilisi, elle boğma yoluyla işlenen cinayetlerin genelde cinsel amaçlı olduğunu söylüyor. Narin örneğinde kurbanın çocuk olduğunu belirten yetkili şöyle devam ediyor. Çocuk cinayeti vahim nitelikli olduğu için sebebi de vahimdir. Alacak verecek sebep değildir. Korkunç bir sebepse tecavüzdür. Pedofililer öldürmek değil, ilişkiye girmek saikiyle hareket eder. Cinsel istek aklın önüne geçer. Eylem esnasında veya sonrasında öldürme olur. Panikle cesetten kurtulmak isteyenler ve yakın bir yere yüzeysel gömü yaparlar. Polis yetkilisi katillerin ikna kabiliyetleri yüksek, oldukça zeki olduklarını kaydediyor. Çocukları nasıl ikna etmişlerse, soruşturmacıları ve insanları yönlendirirler diyor ve şöyle devam ediyor. Delilleri takip edip senaryo üretirler. İtiraf etmeleri için özel taktik ve sorgu şekilleri vardır. İtiraf etmeleri halinde öldürülmekten veya linç edilmekten korkarlar. Polis yetkilisi Elle boğmayla cinayet işleyen katillerin geçmişte benzer teşebbüslerinin olduğunu belirtiyor. Klasik suçlu olmadıklarını anlatarak genelde sessiz, silik ve sinsi tiplerdir. Çocukları günlerce takip eder, bir çocuğa kafayı takıp uygun yer ve zaman kollarlar diyor. Nevzat'ın ailesi neden dinlenmedi? Polis yetkilisi, Nari'nin cesedini amcası Salim'den alıp dereye gömdüğünü iddia eden Nevzat Bahtiyar'ın üzerinde yoğunlaşıyor. Bahtiyar'ın evinde profesyonel bir ekibin olay yeri incelemesi yapmasını savunuyor. Gel gör ki savcılık ve jandarma Bahtiyar'ın kendi suçunu cesedi ortadan kaldırmayla sınırlayan ifadesini soruşturmanın merkezine koyuyor. Bugüne kadar 12 kişi tutuklanırken ve 30'u aşkın kişi gözaltına alınırken Bahtiyar'ın eşi, annesi ve çocuklarının ifadesine başvurulmadı. Oysa Bahtiyar Nari'nin cesedini evine götürerek çuvala koyduğunu söylemişti hiç değilse eşi, annesi ve çocuklarına cesedi eve getirdi mi, siz o saatte evde miydiniz diye sorulması gerekmez miydi? Sorulmadığı gibi eşi eve gelip jandarma gözetiminde eşya taşıdı. Ben bu gerçeği önceki gün halk deviyle dile getirdikten sonra bahtiyarların evi basılıp arama yapıldı. İki Senaryo Narin o gün Kur'an kursundan çıkıp evine doğru yürürken saat 15.15'te okulun güvenlik kamerasına takıldı. Aynı gün Nari'nin cesedinin içerisinde bulunduğu araç 15.40'da eğer tutmaz deresi yakınında kayda girdi. Demek ki bu cinayet 25 dakika içerisinde işlenmiş olmalı. İki senaryonun mümkün olduğunu düşünüyorum. Birinci senaryo, amca Salim Güran ve yakın arkadaşı Nevzat Bahtiyar'ın cinayeti birlikte işlediler ve iş bölümü gereği cesedi Bahtiyar dereye gömdü. Bu senaryoda cinayet sebebi Nari'nin bilmemesi gereken bir bilgiye sahip, görmemesi gereken bir olaya şahit olması ihtimalidir. İkinci senaryo, Bahtiyar Nari'ni öldürüp gömdü. Bu takdirde cinayetin sebebi cinsel saldırı olabilir. Nari'nin 25 dakika içerisinde öldürüldüğünü düşündüğümüzde sanık sayısını kalabalıklaştırmak, olay örgüsünü karmaşıklaştırmak, cinayeti çözer gibi yapıp gerçekte karartmaktır. Korkarım, gitgide el yükselten komplo teorileri, magazinleştirilmiş köy kahvesi dedikoduları ve çarpık enses ilişki senaryolarıyla katilin beraat kararı yazılıyor olmasın. İddia, İsmail Ağacı müftü aracında kadınla yakalandı. İsmail Ağa müridi olduğu belirtilen GB, geçen Temmuz ayında Konya'nın Beyşehir ilçesine müftü olarak atandı. İddiaya göre müftü G.B. iki hafta önce akşam üzeri açık alanda aracın arka koltuğunda bir kadınla birlikteyken polislere yakalandı. G.B.'nin belden yukarısı çıplaktı. Müftü kimliğini açıklarken yanındaki kadın kimliğini vermedi. Polis tutanak tuttu. Kaymakam il müftüsüne müftü de Konya valisine haber verdi. G.B. çarşaflı eşini Konya müftülüğüne getirerek o kadın bendim dedirtti. Konya'daki İsmail Ağa müritleri ve bazı siyasiler GB hakkında işlem yapılmaması için devreye girdi. Polis tutanağı savcılığa gönderilmedi. Yetkililer müftü GB'ye çok kızgın. Diyanetin yüz karası diyorlar. İsmail Ağa'nın müftüye sahip çıkması da eleştiriyorlar. Yetkililer şöyle diyor. Evvela eşi olup olmadığını anlamak lazım. Eşi değilse bu bir faciadır. Direkt meslekten ihraç etmek lazım. Diyanetin yüz karası. Eşi ise de soruşturma açılmalı. Bir de getirip o benim dedirtiyor. Millete Allah lillah telkin eden İsmail Ağa bunun arkasında duruyor. Örtbas etmek istiyorlar.